Evet arkadaşlar merhaba. Bugün inkılap tarihine başlangıç yapacağız. Nasip olursa 12 tane soru buradan geliyor. Yani 12 tane inkılap sorusu, 3 tane çağdaş dünya tarihi sorusu. Totalde 15 soruluk bölümü videolarını çekeceğiz şimdi. İnkılap tarihi bölgesinde özellikle dikkat etmenizi istediğim temel noktalar var. Bunlardan birisi 100. yılı. Kiminle 100. yıl özel olaylarında muhakkak soru soracaktır ÖSYM. Haliyle burada 100. yıl dediği zaman 1920-2020, 1920 olaylarına özellikle eğilmemiz lazım. Çünkü en az 3 tane soru buradan olacaktır. Mesela Amasya görüşmelerinden sonrası, Amasya görüşmelerinde Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanması, Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Misak-ı Milli kararlarının alınması, Misak-ı Milli kararları alınınca İstanbul'un itilaflar tarafından resmen işgali, beraberinde Mebusan Meclisi dağıtılınca Ankara'da TBMM'nin açılması, 23 Nisan 1920 ve beraberinde 100. yılında TBMM'de muhakkak sorular zaten her yıl geliyor da bu yıl özel olarak 2 tane soru görebilirsiniz TBMM ile ilgili. Burada TBMM'nin özellikleriyle ilgili, özellikle çıkardığı kanunlarla ilgili. Geçen sene en son TBMM ile ilgili çıkan soru neydi? Hangisi TBMM içerisinde yer alan gruplardan biri değildir? Hangisi TBMM içerisinde yer alan gruplardan biri değildir? MİMİM grubunu verdiler. Bu senede TBMM ile ilgili ne çıkabilir? Benim için öncelikli nokta TBMM'nin çıkardığı kanunlar veya TBMM'nin bir nolu kanunlarında neler bahsediyor, bir yorum sorusu olacaksa bunlar soru olacaktır hep. Yine TBMM ile ilgili TBMM'ye karşı ayaklanmalar yine 100. yılında bu ayaklanmalar üzerinde duracağız. Ve yine Sevr Anlaşması 10 Ağustos 1920 Sevr Anlaşması bu senenin banko sorusu olacaktır. Sevr Anlaşması'nda paragraf okumanıza gerek bile yok. Sevr'i gördüğünüz yerde işaretleyin bu kadar. Sevr'le ilgili kesin soru gelecektir. Sevr'le ilgili saltanat şurası olarak gelebilir. Veya işte paragraf verip Sevr'in durumunu anlatıp hangi olaydır deyip direkt Sevr'i sorabilir. Bu 100. yılında banko çıkacak sorular içerisinde benim gördüğüm. Haliyle bu 100. yıl olaylarının yanında mesela geçen sene ne çıkmış? Genel kültür düzeyinde İstiklal Yolu çıkmış. İstiklal Yolu için, geçen seneki arkadaşlar hatırlar, İstiklal Yolu için coğrafya sorusu olursa İstiklal Yolu'nun milli bir park olması sorusu olabilir. Tarih sorusu olursa İstiklal Yolu üzerinde bulunan şehirlerden biri değildir gibi bir soru sormuştuk. Bu Kütahya-Eskişehir savaşlarını da ilgilendiren bir süreçti. Kütahya-Eskişehir savaşlarından çıktı. Yine Büyük Taarruz'la ilgili Rum Sındığı Savaşı şeklinde savaş çıktı. Yine bir sene sonrasında Gediz Muharebeleri olarak yani Afyon Gediz Muharebeleri olarak soru sordular. Yani Sakarya arada kaldı bu sene. Dolayısıyla 2020'de banko sorulardan birisi de Sakarya'dan gelecektir. Nasıl bir soru olur? Mesela tahmini olarak söylüyorum. Mustafa Kemal'in deyimiyle Merhame-i Kübra diye adlandırılan savaş aşağıdakilerden hangisidir? Sakarya Savaşı'dır. Mesela Türk ordusunun bütün subayları katıldığı için Subaylar Savaşı diye anılan savaş hangisidir? Sakarya Savaşı'dır gibi. Sakarya banko bu sene bana göre. Yine birinci İnönü sonuçları, ikinci İnönü sonuçları. Mesela Atatürk'ün sözleri üzerinden sorular sordu bu zamana kadar ÖSYM. Sorulmayan sözlerinden birisi de ikinci İnönü'de İsmet İnönü'ye telgraf çekti. Dedi ki siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus talihini de yendiniz sözünü hangi olayda söylemiştir? İkinci İnönü Savaşı'nda. Veya telgrafı kime çekmiştir? İsmet İnönü'ye çekmiştir gibi sorular görebilirsiniz. Yani buralarda yeri geldiğinde yine önemli noktalarında burası soru olur diye burada sizlere bilgilendirme yapacağım. Yine canlar süreç içerisinde yalnız ders çekmek biraz sıkıntılı. Tek bir kamerayla kimse yok sınıfta. Saf saf böyle bir embesli gibi espri yapacağın kimse yok. Haliyle el frenini çekip kendini motive de edemiyorsun. Velhasıl öğrencinin sınıfta olması her zaman bir avantaj, rahatlık. Yani onların gözlerinin içine bakıp onların gerçekten bu işte hevesli olup olmadığını görmek veya hevesliyse ne kadar hevesli olduğunu görmek insanı daha çok motive ediyor sonuç itibariyle. Sınıfın dolu olması, sınıfta öğrencinin olması her ne kadar kontrollü bir süreç yaşasak da öğrenci burada olması bizleri ayrıyeten motive ediyor. Şimdi
İnkılap tarihi bölgesinde 31 Mart olayı deyip konuya başlayalım sevgili dostlar. 31 Mart olayı. Canlar, 31 Mart olayı aslında 13 Nisan 1909'da olmuş bir olay. 31 Mart olayı tarih olarak 13 Nisan 1909'da yaşanmış bir olay. E hocam niye 31 Mart deniyor? Çünkü farklı takvim uygulaması var. Farklı takvimden dolayı 1909'dan 584 yıllık sabit bir zamanı çıkardığında 31 Mart 1325 tarihine tekabül eder. Bundan dolayı olayın ismi 31 Mart olayı olarak adlandırılır. Hatırlarsanız daha önceki videolarımızda meşrutiyetle ilgili konuşmuştuk. Meşrutiyet dediğimiz şey neydi? Meşrutiyet, padişahın yanında meclis olma durumunun anayasayla şarta bağlanması demek. Meşrutiyet varsa monarşiyle yönetiliyordu, meşrutiyete geçildi. Yani rejim değişmiş mi? Rejim değişmiş. Artık yeni bir rejim var. Meşrutiyette padişahın yanında bir meclis var. Meşrutiyet yönetimine geçilmiş. 31 Mart olayı dediğimiz olay neyle alakalı? 31 Mart olayını kim çıkarıyor? Bakın ÖSYM'nin daha önce sorduğu sorulardan bir tanesidir. 31 Mart olayını aşağıdakilerden hangisi çıkarmıştır? Meşrutiyet karşıtları veya padişah taraftarları. Dönemin padişahı kim? 2. Abdülhamit. 2. Abdülhamit başta. Daha önce monarşiyle yönetiyordu. 2. Abdülhamit döneminde meşrutiyeti ilan etmek zorunda kaldı ve yönetim olarak yeni bir rejime geçildi. Şimdi padişah 2. Abdülhamit taraftarları kazan kaldırıyor. Diyor ki istemezük istemezük biz meşrutiyet değil istemezük. Biz padişahımızı geri isteriz. Padişah kim? Padişah 2. Abdülhamit. Ha olayın Abdülhamit'le ilgisi olmayabilir ama Abdülhamit taraftarları biz diyor meşrutiyet istemiyoruz. Biz ne yapacağız? Biz padişahımız geri dönsün istiyoruz. Yani ileri bir hareketten tekrar nereye dönmek istiyor? Monarşiye dönmek istiyor. O zaman kavram olarak ileri bir hareketten geriye dönüşe biz irtica ismi veriyoruz. Tamam mı? 31 Mart olayı bir irtica hareketi midir? Evet. 31 Mart olayı bir irtica hareketidir. İrtica geliği layıklı yerden gideyim, değil mi? İrtica dediğimiz kavram ileri bir hareketten geriye dönüş. Tarzımız bu. İleri bir hareketten geriye dönüş. Hangisi ileri hareket? Meşrutiyet. Padişahın yanında meclis olan. Burada monarşiye geri dönmek istiyorlar. O zaman dikkat, sorularda karşınıza çıkacaktır. 31 Mart olayı. 31 Mart olayı. 1. Padişahı değiştirmek. 2. Hanedanı değiştirmek. Hanedanı değiştirmek. 3. Rejimi değiştirmek. Hangisi amaçlanmıştır? Hangisini amaçlamıştır? Şimdi canlar, dikkat edelim. 31 Mart olayını Abdülhamit taraftarları çıkarmıyor mu? Ne için çıkarıyor? Abdülhamit'in gücü artsın diye çıkarıyor. O zaman bu isyanın amacı padişahı değiştirmek olabilir mi? Olamaz değil mi? Padişah Abdülhamit hangi soydan geliyor? Osmanoğullarından. Yani hanedanı değiştirip de Osmanoğulları gitsin, Ahmetoğulları gelsin, Mehmetoğulları gelsin diye mi çıkıyor bu olay? Hayır. Bu olayın çıkma sebebi ne? Rejimi değiştirmek. Ben burada yıldızlı olarak ne bileceğim? Osmanlı tarihinde rejimi değiştirmeye yönelik, rejimi değiştirmeye yönelik ilk isyandır. Rejimi değiştirmeye yönelik ilk isyandır. Ne? 31 Mart olayı. 31 Mart olayı monarşi taraftarları, padişah taraftarları çıkarıyormuş. Yani meşrutiyet karşıtları çıkarıyormuş. Amaçları ne? Amaçları padişahın otoritesini arttırmak. Yani monarşiyi güçlendirmek. Dolayısıyla meşrutiyeti ortadan kaldırmak istiyor. Yani rejimi döndürmek istiyor. Beraberinde amaçladığı olay rejimi değiştirmektir. Şimdi bu bölgede meşrutiyet, 31 Mart olayı, Trablusgarp Savaşı geçiş bir dönemi olduğu için ÖSYM her yıl buradan illa sorular soruyor.
ÖSYM'nin her yıl soru sorduğu bölgelerden birisidir. Yani burada 31 Mart olayı, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları illa en az bir tane, iki tane soru göreceksiniz bu bölgede. Osmanlı'da rejimi değiştirmeye yönelik bu olay Cumhuriyet döneminde neye benzer? Cumhuriyet döneminde Şeyh Said ve Menemen olayına benzer. Şeyh Said ve Menemen olayına benzer. Cumhuriyet döneminde Şeyh Said ve Menemen olayına benzer. O zaman 1. 31 Mart olayı, 2. Şeyh Said isyanı. 3. Menemen olayı. Hangisi Türk tarihinde rejimi değiştirmeye yöneliktir? Hangisi Türk tarihinde rejimi değiştirmeye yöneliktir? Hepsi birbirine benzer olaylar değil mi? O zaman hepsi rejimi değiştirmeye yöneliktir dersin. Sana der ki hangisi Osmanlı'da rejimi değiştirmeye yöneliktir? Yalnız bir dersin. Hangisi Cumhuriyet döneminde rejimi değiştirmeye yöneliktir der? Cevap olarak 2-3 dersin gibi. Tamam? Mantığını kavradıysanız burada bir rejimi değiştirme amaçlı olduğunu bileceğim. Bu yönüyle Şeyh Said ve Menemen olaylarına benzer diyeceğim. Tamam? 31 Mart olayının giriş bölgesi burada. ÖSYM burada 3 tane soru sormuş daha önce. 3 tane soru sormuş. Burada anahtar kelimeler olarak bunları kullanmaya çalıştık. Şimdi gelelim tekrar isyana. Özellikle bu dönemde İttihat-Terakki karşıtı. İttihat-Terakki biliyorsunuz Meşrutiyet'le birlikte yönetimde güçlenmeye başlayan parti. İttihat-Terakki yine Cumhurbaşkanımız İttihat-Terakki ile ilgili çokça konuştu bu sene. Tekrar soru olabilirse ben daha önceki çıkmış sorulara bakarak diyorum ki mesela İttihat-Terakki'nin Teceddüt Partisi olarak Mondros'tan sonra faaliyete devam ettiği bir alan sorusu olmuştu. Mesela İttihat-Terakki'nin hangisini örnek alarak kurulduğu diye İtalyan gizli örgütü Carbonari diye alan sorusu olmuştu. Yine İttihat-Terakki ile ilgili İttihat-ı Anasır fikri ÖSYM tarafından alan sorusu olarak soruldu. Yani burada genel kültür düzeyinde bir soru olacaksa Balkan Savaşları'nda bahsedeceğim. Bağbali baskını muhtemelen soru olacak diyeceğim. Çünkü sorulmadık bir tek İttihat-Terakki ile ilgili o var. Yayın organları falan diye bahsedeceğiz ekstradan. İttihat-Terakki aleyhine yazılar yazılıyor bu dönemde. Özellikle Kıbrıslı Derviş Vahdet tarafından Volkan Gazetesi Kıbrıslı bir derviş olan Derviş Vahdet tarafından çıkarılan bir gazete. Yine Hasan Fehmi tarafından Serbestli Gazetesi. Bu gazeteler İttihat-Terakki aleyhine yazılar yazması, İttihat-Terakki Partisi aleyhine yazılar yazması isyanın çıkmasını ateşleyen önemli ayrıntıdır. İsyan çıktıktan sonra İttihat-Terakki bu isyanı bastırsın diye Makedonya'dan avcı taburlarını gönderdi. Bu avcı taburları geldi isyanı bastırmak için ama isyanın bir parçası oldu ve isyan bastırmak için gelen adamlar isyancı durumuna geldi. Bu avcı taburlarını çok bilmeseniz de olur ama sonrasında isyan çıktığında isyanı Hareket Ordusu diye bir ordumuz bastıracak. Hareket Ordusu soru olarak gelecek ayrıntılardan birisidir. Dikkat! Hareket Ordusu dediğimiz ordu Makedonya'dan iddiatçı çıkan bir ordu. Makedonya'dan çıkıyor iddiatçıların ordusu. Bu Hareket Ordusu'nun başında Mahmut Şevket Paşa var. Bu ordunun içerisinde Mustafa Kemal Kurmay Yüzbaşı. Canlar, İstanbul'da bir isyan çıkıyor ve Makedonya'ya bir telgraf gidiyor. Telgraf da diyor ki adadayız cümlemiz sıhhatteyiz. Kimse anlamıyor burada ne anlatıyor diye. Mustafa Kemal diyor ki İstanbul'da bir karışıklık var.
ve biz buna müdahale etmeliyiz diyor. Ve bizzat ismini kendisi verdiği hareket ordusu oluşturuluyor. Mahmut Şevket Paşa tarafından getiriliyor, bu isyan bastırılıyor. Hareket ordusu 31 Mart isyanını bastıran ordudur. Bu ordunun başında kim varmış? Bu ordunun başında Mahmut Şevket Paşa varmış. Mustafa Kemal bu ordunun içerisinde kurmay yüzbaşıdır. Ve neyi bileceğim ayrıntı olarak? Mustafa Kemal'in tarih sahnesinde görüldüğü ilk olay, 31 Mart olayı. Mustafa Kemal'in tarih sahnesinde görüldüğü ilk olaydır. Bu hareket ordusu geldi, isyanı bastırdı. Şimdi burada Mustafa Kemal'in özellikleriyle ilgili, kişisel özellikleriyle ilgili. Bu 31 Mart isyanı ne için çıkmıştı? Meşrutiyeti ortadan kaldırmak için çıkmıştı. Şimdi bu ordu, hareket ordusu isyanı bastırıyor mu? 31 Mart isyanını bastırıyor mu? O zaman bu ordu yenilikçi bir ordu mu? Mustafa Kemal bu orduda yer aldığı için yenilikçi kişiliği ön plana çıkar mı? Yine Mustafa Kemal bu orduyla beraber meşrutiyeti korudu mu? Meşrutiyet demek kavram olarak padişahın yanında bir meclis olma durumuydu. Bu meclisi kim seçiyor? Bu meclisi halk seçiyor. O zaman Mustafa Kemal burada halk iradesini de koruyan bir adam mıdır? Bu isyanda yer alması Mustafa Kemal'in bu isyanı bastırmakta yer alan orduda yer alması, Mustafa Kemal'in bu orduda yer alması neyi gösterdi? Onun yenilikçi bir kişilik olduğunu gösterdi. Bir, iki, Mustafa Kemal'in halk iradesine saygılı kişilik olduğunu gösterdi. İki. Neden? Çünkü burada padişahın yanında bulunan meclis var. Bu meclisi kim seçiyor? Meclisi halk seçiyor. Mebusan meclisini halk seçiyor. Dolayısıyla burada halkın seçimini de ne yapmış oldu? Korumuş oldu. Mustafa Kemal yenilikçidir. Halk iradesine saygılı kişiliktir dedik. Bu özellikleri ön plana çıktı. Belki bu sene için 31 Mart olayı soru olarak gelmeyebilir ama şöyle bir çıkarım yapalım. Mesela son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin dağıtılmasının 100. yılı dedik. Bu bölgenin 100. yılı. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne seçilen kişiler yine halk tarafından seçiliyor mu? Evet. Mustafa Kemal bu kişileri getirmiş. TBMM, Ankara açtığı TBMM'ye davet etmiş. O zaman Mustafa Kemal'in hangi özelliği ön plana çıktı yine? Halk iradesine saygılı kişiliği ön plana çıktı. Yani belki 31 Mart olayında hareket ordusunda bu yorum olarak çıkmayabilir ama son Osmanlı Mebusan Meclisi dağıtıldığında o milletvekillerini getirip Ankara'daki TBMM'ye davet etmesi onun halk iradesine saygılı kişilik olduğunu gösterir mi? Evet. Buna dikkat edersek çok sıkıntı yaşamayız bölgeyle ilgili. Var mı soru? Bunu soru olarak yazabilirim isterseniz. Şöyle, bir vatansever, iki yenilikçi, üç halk iradesine saygılı. Hangisi Mustafa Kemal'in hareket ordusunda yer almasından dolayı yapılacak çıkarımlardandır? Vatansever dediğin zaman, vatansever demen için ne olması lazım? Vatanın bir parçasını koruman lazım. Mesela Mustafa Kemal Trablusgarp Savaşı'na katıldı. Vatanın bir parçasını korudu. Orada vatanseverdir. Ama burada isyanı bastırdı. İsyan eden kim? Padişah taraftarları. İsyanı bastıran kim? Meşrutiyet taraftarları. Orada bir vatan koruması veya düşmana karşı, gavurlara karşı bir vatan koruması yapmıyor. Orada ne yapıyor? Orada meclisi koruyor, meşrutiyeti koruyor. O onun yenilikçi özelliğidir dersin. Veya işte halk iradesine saygılı kişiliği dersin. Bu şekilde gelen soruları da yorumlayabiliriz sevgili kardeşler. 31 Mart olayında ben neye dikkat edeceğim? Toparlayalım şöyle. 31 Mart olayında bir, diyeceğim ki Osmanlı'da rejimi değiştirmeye yönelik ilk olay. O zaman 31 Mart olayının amacı neymiş? Rejimi korumakmış bu. Bu yönüyle neye benzedi? Şeyh Said ve Menemen'e benzedi. Şeyh Said Menemen'e benzemesi
31 Mart'la birlikte ortak olarak rejimi değiştirme amaçlıdır. Mesela düz bir metin olarak da verebilir. 31 Mart, Şeyh Said, Menemen gibi olayların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Ortak özelliği rejimi değiştirmeye yöneliktir gibi çıkarımlar yaptırabilir size. İsyanın çıkmasına sebep olan iki gazete var. Volkan Gazetesi, Serbestli Gazetesi. Bu iki gazete belki size genel kültür sorusu olmayabilir. Daha çok alana yatkın bir soru olabilir ama sonuçta ÖSYM bu. 26 makul sorunun içerisinde bir tane derece belirleyecek veya seçici çalışan öğrenciyi çalışmayan öğrenciden ayırmak için yapabilecek soru tarzları içerisine yerleştirebilir. Neden olmasın? Biz ona göre önlemimizi alalım. Hareket Ordusu'nda Mustafa Kemal tarih sahnesinde ilk kez bulundu. Sorun var mı? Anlaşılmayan bir şey var mı? Bu.